Sevgili dostlar, herkese merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah gönlümüzden geçen bütün hayırlı burada, en hayırlı zamanda, en güzel şekilde bizleri ulaştırsın. Dualarla yola çıkalım. Dua ile yolu tamamlayalım. Yolun sonunda da Allah'a hamd edelim. İnsan usul adab bilince yol, erkan ve ulaşılacak yerin Fatihası ve hatimesi, yani başlangıcı ve bitimi çok daha başka güzel olur. Bu maddi alemde de böyle, manevi alemde de böyle. Maddi alemde yükselmek için birilerinin üstüne basmadan çıkmak yakışık. Manevi alemde de edeple çıkmak, Sübhaneke ile, Ettehiyyatü ile, Fatiha ile, dua ile çıkmak. Şimdi İmam Gazali'nin güzel bir sözü var, aklıma geldi. Makama layık olmayan, layık olmadan atananlar aslarını ısırıp üstlerine kuyruk sallarlar. Yani eğitimini tamamlamadan filancanın yeğeni, filancanın oğlu, filancanın akrabası olması hürriyetiyle yöneticinin önüne imzaya getirilip seçilmeden atanmış olan ama o makama layık olmayan, örneğin imam, hafız değil, genel müdür, üniversite yüksek tahsili yok, uluslararası bir firma ama yabancı dili yok, Türk Dil Kurumu örneğin ama Türkçesi bozuk. Yani şimdi vasfını taşımayan, vasfını makama göre hazırlamamış, layık olmayan, liyakatı olmayan, salahiyeti olmayan insanın makama atanması neticesinde ancak aslarını, altında çalışanları ısırıp, ezip, dövüp, üstlerini de kendine şirin göstermek adına, kendini onlara şirin göstermek adına gülümsemelerle, affedersiniz bugünün tabiriyle, tabasbusla, yağcılıkla, olmayanı varmış gibi göstererek, açıklarını yalanlarla kapatarak yönetim tarzına dönüşür. İşte Türkiye'de ve dünyada bu tarz vakaları maalesef görüyoruz. Eğitimini almadığı okulun en tepesinde görev yapmak, erkekliği olmayan bir insanın bir kadının hayatına girip onunla erkekmiş gibi evlenip ilk akşamın ertesinde bir kadının ve bir ailenin hüsrana uğramasına neden olmak. Örnek veriyorum, bunlar yaşanmış hikayeler. Vazifemiz gereği ailelere, insanlara danışmanlık hizmeti verdiğimiz için bunlarla karşılaşıyoruz. Aman oğlumuz evlenmedi demesinler. Oğlumuz için cinsiyetini taşımıyor demesinler. Peki sen itibarını korumak adına bunu yapıyorsun. Karşıdaki insanı, ailesini, aile yuvasını hiç mi düşünmüyorsun? Örnek verelim. Hiçbir sermayesi yok, itibarı da yok, piyasası da yok. Varmış gibi göstererek tertemiz duygularla ticarete girmek isteyen, ailesinde ticari, siyasi hiçbir leke olmayan insanların isimlerini kullanarak şirketler açıp şirketi batağa götürürken insanları da karartmak. Dolandırıcılar tertemiz insanları seçerler. Dolandırma ruhu olanlar zaten bir üst kademeye çok rahat çıkarlar. Fakat dolandırıcı, lafı dolandıran, işi dolandıran mı daha muteber, yoksa muhnis işini layıkıyla yapmaya çalışıp kimseyi ezmeden, üzmeden bir yerlere gelerek hizmet etmeye çalışan insan mı? Böyle şakşakçı, yağcı, dolandırıcı tipleri maalesef yetersiz, kifayetsiz yöneticiler daha çok seviyorlar. Bir gün İstanbul'da bir mağazada, bir iş yemek yerinde neden bu adamı burada tutuyorlar diye gerçekten çok merak ediyordum. Fakat yalanla,
kredi kartı POS makinamız çalışmıyor diyerek, halbuki çalışıyor, müşteriden peşin para tahsil etmek için yalan söyleyip patronuna halden o gece mal alırken cebinde parası olsun düşüncesiyle para üreten şef garsonun neden o şirkette tutulduğuna şahit oldu. Yağcı, yalancı, dolandırıcı insanlar maalesef tutuluyorlar. Doğru sözlü, müşteriye değil çalışanlarına da asla yalan söyleyemeyen insanlar tercih edilmiyor. Hem de hacı abilerin, hoca abilerin iş yerlerinde. Bu kamu kuruluşlarında da böyle. 16 yıllık devlet görevimde bunu gördüm. Elime evrakı veren kurumun memuru, isim zikretmeyeceğim, kurum da söylemeyeceğim. Bunu sen bana vermedin mi? Dedim. Yok hocam, ben vermedim dedi. Ya şurada filanca gün sen bana vermesen ben bundan nasıl haberdar olacaktım? Yok hocam, ben vermedim dedi. Sonra kurumun başındaki beyefendinin yanına girdik, çıktık. Ben vermedim dedi. Ben bu koca adamın yalan söylüyor diye kurumun amirinin karşısında bir daha yalancı bir memurla çalışıyorsun ey amirim demeye utandım. 21-22 yaşındaydım. Belki de 20 yaşındaydım. Bilemiyorum. Utandım. Kapıdan çıktım. Abi, yalan söylerken hiç utanmıyor musun dedim. Vallahi billahi hayatımda bu kadar rahat yalan söyleyen ilk defa seni görüyorum dedim. Çok gördüm de bu kadar rahat memuriyetimi yakamam dedi. Sen şimdi bugün günlük maaşını evine giderken rahat rahat götüreceksin değil mi dedim. Bu lokmayı çocukların yiyecek, ondan sonra benim çocuklarım adam olacak, insan olacak diyorsun. Yazıklar olsun dedim. Kıymetli dostlar, onun için idare edelim, arkadaşımızın oğlu falan, idare edelim yok. İşini iyi yapanı alın. İşini iyi yapanı alın. Müslüman, gayrimüslim. İnanmıyor, inanıyor. Bakmayın. Az dualı adam. Ben az dualı adama bakmıyorum. Ben işini güzel yapan adama bakıyorum. İşini güzel yapan adama işini verin. Neyse o iş. Sadece namaz kılıyor diye insana arabayı verirsek, kullanmayı biliyorsa bizi öldürür. Ağzı dualı hafız efendi diye şirketi verirsek batırabilir. İşi bilmiyorsa hafız olmasa o şirketi kurtarmaz. Olmaz. Yapmayın. Bunu söylerken birilerini kötülüyor değil. Bazen böyle örnekler verirken örneğin kısmını, o kısmını cımbızlayıp yorumlar yazıyorsunuz. Üzülüyorum. Bizim şahsiyetini kazanmış, sevgiyi bilen, insanlığı bilen, insanlarla iyi olmayı bilen ve bundan da lezzet alan insanları şikayet etmek gibi bir gayemiz asla olamaz. Hele hocalara, hacı hanımlara, hacı efendilere asla. Ama Allah'ın verdiği bu nimeti ya da sizin gayret ederek kazandığınız değerleri sizin taşıyor olabilmeniz lazım. Dolayısıyla üsttekilere yağ çekeceğim, üsttekilere hoş gözükeceğim diyerek sosyal medyadan da klavye şövalyeliği yapmayın. Birilerine laf sokacağım diyerek Allah rızası için bunu yaparken bir de had bildirmeye kalkmayın. Güzelce söyleyin. Hocam biz bunu böyle biliyorduk. Filancı beyefendi, biz bunu böyle biliyorduk. Anlayamadık ifadenizi. Müsait zamanınızda bu konuya bir açıklama videosu çeker misiniz? Benim gibi anlayamayanlar da olabilir. Eksik anlamış olabiliriz. Bizi hoş görün, mazur görün, rica ediyoruz derseniz karşıdaki insan da hakaret etme ihtiyacı duymaz. Cevabı ters vermez. Ben bu işleri bir daha yapmayacağım deyip kızmaktan âri olur. Aziz dostlar, insan yaşadığı dünyaya ayak uyduracak, bütün yaşamının tamamının kayıtlı olduğunu unutmayacak ve Allah'ın verdiği nimetleri en güzel şekilde taşıyacak. İmam-ı Gazali'nin dediği gibi, liyakatsız insanların makamına oturunca aslarını ezip üstlerine şirin gözükürler sözünden de uzak olacağız. Bize yakışmaz. Bizi bitirir, mahveder, yok eder. Bütün bu yakışmayan hallerden uzak durmak için insanlar işleri nasıl kaliteli yapıyor, bunu görmeye bakın. Önce kopyalayın, taklit edin, sonra takyit edin, tam kayıt altına alın ve en güzel şekilde işinizi yapmaya çalışın. Övünmüyoruz, gurur duymuyoruz.
daha iyisini yapmak adına kendi kendimize her gün söz veriyoruz. Size de bunu tavsiye ediyoruz. İnsanın kendini geliştirmesi, değiştirmesi, değiştirerek gelişime doğru evrilmesi kadar güzel bir şey yoktur. Öyle öğrettiler öğretmenlerimiz, hocalarımız, önderlerimiz. İnşallah layık olmaya çalışalım. Bugün karbon sohbetimiz böyle. Cuma sohbetleri saat 12'de Cuma'da başlıyor. Orayı da bekliyoruz. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Thank you.